Ne habersiniz yoldaşlarım? Ben Fantastixio. Dragon Ball Super animesinin 93. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Frieza geri döndü ve Kale sonunda efsanevi Super Saiyajin formuna ulaştı. Tabi biz öyle diyoruz. Efsanevi Super Saiyajin formu non-canon bir form olduğu için bunu demek de yanlış olduğunu düşünüyorum ben aslına bakarsanız. Ama lafın gelişi öyle diyebiliriz. Bahsedeceğim bence birkaç önemli nokta var. Onları biraz tartışmak istiyorum. Bölüme 10 üzerinden 7 nokta yok 8.1 mi vereyim? Hayır 7.9 veriyorum. Bence Frieza ile Goku'nun konuşma sahnesi harikaydı. Aralarındaki ciddiyet havası falan çok güzel yansıtmışlar. Goku'nun ciddiyetliği çok iyiydi. Sanki Goku Super Saiyan God'lu formuna ilk ulaşmış halindeki böyle ciddiyeti gibiydi. Farklıydı. Gerçekten çok gizem katıyordu. Zaten Son Goku'yu böyle ciddi görmemiz, böyle mistik görmemiz, böyle şey... Böyle sanki böyle her şeyin tanrısıymış gibi böyle bir his vermesi, şey gibi, Black Goku gibi... Gerçekten farklılık katıyor. Özellikle böyle eğer Son Goku'nun kişiliğine falan bu işlerse ileride... Son Goku'nun kişiliği falan değişirse tabi böyle bir şey olacağını zannetmem. Hiçbir shonen seride bunu yapmıyorlar, yapmazlar da. Olursa gerçekten olaylar farklı boyuta ulaşır. Ben böyle bir şey seziyorum Goku'dan. Çünkü Frieza ile aralarındaki konuşma sahnesi falan çok iyiydi. Ama tabii ki de Son Goku öyle bir karaktere bürünmez kardeşlerim. Bölümün başına geçeceğim öncelikle. Zaten biliyorsunuz en son Frieza'yı takıma katma düşüncesini ortaya koymuşlardı. Vegeta falan biraz karşı çıktı. O piç olmadan da hallederiz falan dedi. Vegeta biraz haklı ve Vegeta'ya bayılıyorum. Neden böyle bilmiyorum ama o ses tonu, konuşma tarzı falan Vegeta mükemmel. Frieza istememesi çok normal. Frieza olmadan da olabilir gerçekten. Aşırı böyle bir Frieza ihtiyaç yok. Ve Goku Frieza'nın yanına gitmek için öncelikle cehennem ve cennet arasındaki Enma'nın yanına gidiyor ve Enma'dan izin istiyor. Enma onu rehber niteliğinde Frieza'nın yanına yolluyor ve Frieza'nın bulunduğu yer böyle sakura ağaçlarının falan bulunduğu bir yer, böyle aşırı güzel. Zaten ben de ilk dedim ki bu nasıl cehennem la dedim falan, böyle bir şaşırdım. Sonra Frieza dedi ki benim için en büyük cehennem burası dedi. Aslına bakarsanız şöyle bir gönderme yapmışlar orada. Cehennem kişinin en çok sevmediği, kötülük barındırdı onun için bulunan yer. Frieza'yı da iyi bir yere koyunca ister istemez onun cehennem olmuş. Mantıklı, bu çoğu dizide veya animede de böyle işlemişlerdi. Supernatural'da da böyle işlemişlerdi. Supernatural dizisini biliyor musunuz? Aklıma geldi oradan da. Orada da mesela cennete gidiyordu Castiel falan veya Dean. Orada mesela cennet senin en çok sevdiğin şeylerin bulunduğu yer mesela. Mesela biri için sürekli bar. Onun cenneti oluyordu. Biraz mantıklı, biraz da aslında absürt ama değişik. Gerçekten değişik olduğunu düşünüyorum ben. Eğer madem en çok sevdiği yer barsa, o zaman bar onun gerçek hayattaki cennetteki yeri. Mantık olarak böyle. Yalansa biri çıkıp yalan desin. Şu an gelmişiz dizileri, animeleri kurgulayıp tartışıyoruz. Nereye geldim ben sabah 10'unda? Sabah 10'unda uykudan kalktığım için hep böyle sesim garip oluyor. Bunun için kusura bakmayın gerçekten. Çünkü işe gidiyorum ve işten gelince saat gece 2 falan oluyor. O saatte de video çekemem herhalde. Neyse kardeşlerim, size de bilgilendirme yaptıktan sonra. Evet, Goku Frieza ile konuşuyor. O konuşma sahnesi, o müzik efsane. Hiç tartışmayacağım. O konuşma müziği efsane. Ben o sahneye 9.7 falan rahat veririm. Çok güzeldi o sahne. Onun dışında Kutila'ya geçmeden önce 4. evrene Frieza ile ilgili biraz daha konuşmak istiyorum. Frieza zaten direkt Golden formuna geçti. Ve şunu teklif etti. Uranai babayı 24 saat içinde seni canlandıracak dedi Goku Frieza. Frieza da şunu teklif etti. Eğer dedi ben savaşacak olsam benim elime ne geçecek dedi. Goku ilkten biraz böyle şüpheci davransa da tamam boş ver o zaman falan dese de Frieza beni Dragon Ball toplarını kullanarak beni canlandır dedi. Goku da tamam dedi, söz veriyorum falan, aralarında anlaştılar. O zaman turnuva bittikten sonra, şimdi bakın bölümün sonunda nereye getireceğim olayı, beni iyi dinleyin. Ya boş bir teori olabilir ama ben en azından dolu olabileceği ile ilgili biraz öngörü yapmak istiyorum. Şöyle hazır olun. Frieza dedi ki topları kullanarak beni canlandıracaksın dedi. Söz veriyor musun? Söz veriyorum dedi. Tamam. Goku bunu kabul etti. Ejder topları, Dragon Ball'ları kullanarak Frieza canlanacak. Hem de dünyadaki ejder toplarını. Süper ejder toplarını halen Goku farklı bir şekilde kullanabilirler. Bunu zaten herkesin çoğu şekilde bildiği gibi diğer evrenleri canlandırmak için kullanacaklarını düşünmüşlerdi. Tamam, bu da cepte kalsın.
bu süper toplar da cepte kalsın. Yani Frieza'nın canlanması herhangi başka bir teoriye engel olmayacaktır. Bu birincisi. İkincisi, böyle bir anlaşma yaptılar ve anlaşmanın sonucuna vardılar. Frieza takıma katıldı. Bu ikincisiyle bu da tamam. Fakat bu demek oluyor ki evrenler arası dövüşünüz bitse bile Frieza geri dönecektir. Frieza eğer geri dönecek olsa, eğer seri, yani böyle bize bunun haberini verdikten sonra Frieza'nın zaten aşırı bir fan kitlesi var. Otomatikmen Dragon Ball fanları veya ben veya siz şöyle bir düşünceye kapılacaksınız. O evrenler arası dövüşünüz bitecek, hemen ardından Frieza geri dönecek. Doğru, Frieza geri dönecek. O zaman bu bir arkın başlangıcının, bir sinyalinin bir noktası, işareti olabilir. Bu demek oluyor ki evrenler arası dövüş turnuvasından sonra birkaç tane daha ark gelecektir. Fakat bu arkın içine neler sıkıştırabilirler? Tabi Frieza'yı göstermeyebilirlerdi kolay olduğu için, ama Frieza eğer geri dönecek olursa bence farklı boyutta geri dönecektir bu sefer. Ve daha güçlü olacaktır. Ve evrenler arası dövüş turnuvasında da kendine güç katacaktır ve kendine bir şeyler katacaktır diye düşünüyorum kardeşlerim. Ve en kötü ünvanını almasına rağmen aynı zamanda bu sahneden sonra bize Kutile'yi gösteriyorlar. 4. evrenin yıkım tanrısını. Ve 4. evrenin yıkım tanrısı şundan bahsediyor. Frieza'yı göstermek için, Frieza'dan bilgi almak için daha doğrusu, Frieza kimmiş falan diye ajan yolluyor dünyaya. Ve Frieza ile ilgili bilgi alıyor. Evrenin kötülük imparatoru falan mı falan diye. Frieza'dan biraz irkiliyor. Ve kendine, kendi çapında biraz planları var Kutile'nin. Bir Rus seni yok edeceğim falan diyor. Maalesef falan yapıyor. Şimdi bunu neye dayandırarak söylüyor olabilir Kutile? Ve bu iki noktadan sonra bir noktaya daha bağlandırıyorum olayı. Whis, Bruce ile arasındaki konuşma sahnesinde, tabii bizimkiler de yanlarında, şundan bahsediyor Bruce. Goku ilk önce şunu diyor. Diğer evrenlerin güç seviyesi nasıl? Biz nasıl yenebilir miyiz? Kazanabilir miyiz falan diye soruyor Whis'a. Whis şundan bahsediyor. Bir kişi var diyor, ölümlü diyor. Bruce'u yenebiliyor falan dedi başta. Daha doğrusu bilek güreşinde beni bir kez yendi dedi Bruce. Bu kişi Kutila'nın acaba evreninde mi? Çünkü Kutila ile bu sahneyi biraz bağdaştırırsak mantıklı olan böyle geliyor. Çünkü tam olarak Bruce'la hangi ölümlü arasında nasıl bir şey yaşandı bilmiyoruz. Ama o ölümlünün eminim turnuvada yerini alacağını düşünüyorum. Ben tabi alır mı almaz mı bilmiyorum. Ama böyle bir sahneyi bize neden göstersinler? Bruce'u bilek güreşine yenebilen biri, bu demek oluyor yıkım tanrısına kafa tutabilecek biri olabilir. Bu bayağı bir üst seviye. Eğer Goku yıkım tanrısına kafa tutan birini yenerse, ki o da yıkım tanrısına kafa tutan bir seviyede olacaktır. Zaten bunu çoğu zaman söylemiştik. Evrenler arası dövüş turnuvası bittiği zaman Goku bayağı bir üst safhalara uğraşacaktır. Ve Bruce'un hani Super Saiyan Godlu formunda beni yenebilen bir kişi varmış, o yüzden Goku'nun yanına falan geldi. Zaten Bruce'un gelme nedeni, neden uykudan uyandıktan sonra Goku'ları bulma nedenini biliyordu. Hatta şundan da bahsetmiştik. Gerçek Super Saiyan Godlu formu bu değil, nihai Super Saiyan Godlu formu ortaya çıkabilir demiştim ben. Hatta bunu şuna da bağlayayım şimdi. Bleach animesinde Ichigo'nun, spoiler veriyorum, eğer Bleach izlemiyorsanız veya izlemediyseniz burayı bence dikkate almayın. Aşırı bir spoiler içeriyor. Evet, bir sıra spoiler içeriyor. Buraya atlayabilirsiniz. Uyarıyorum öncelikle. Bir 20 saniye falan sürecek. Ichigo'nun Bankai'sinden sonra Ketsuga Tenshou'ya geçiyordu. Yani Ketsuga Tenshou fırlatıyordu. Sonradan en son formunda Ichigo'da şöyle bir şey oluştu. Ketsuga Tenshou nihai form. Şimdi aynı şekilde, şimdi tekrardan söylüyorum, spoilersız olan kısma geri dönüyoruz. Goku'da da Super Saiyan Godlu, nihai Super Saiyan Godlu diye bir şey çıkabilir. Ben buna inanıyorum. Böyle bir şey olabilir gerçekten. Bruce'un rüyası neden engellesinler? Neden Bruce'un rüyası sırf yalan, gerçek olmayan bir rüya ortaya çıkıp Bruce'a bunu bağdaştırıp olaylar bu şekilde gelişmesin? Ve Bruce'u yeniyordu bu. Yenmekten kalsa acaba düello'da mı yeniyordu, yoksa gerçekten Bruce'u öldürmek anlamında mı? Bir sonraki arklarda ne bileyim Bruce ölür mü? Düşünsenize Bruce ölüyormuş, Bruce'dan güçlü biri çıkıyormuş ortaya falan. Ve Super Saiyan Godlu formunda biri bu. Bu Goku değil de neden başka biri olmasın? Farklı Super Saiyan olmasın? Olabilir. Zaten bize bunu habercisi olarak şeyi de göstermiş olabilirler. Dikkat ettiyseniz 6. evrenden Kappa, Kalifa ve Kill. Kappa zaten bu bölümde Super Saiyan 2 formuna geçti. Kalifa Super Saiyan 2 formuna geçti zaten. Elektrikten siz de anlamışsınızdır direkt Super Saiyan 2 olduğunu. Ve Kale ise değişik bir forma ulaştı. Bu forma isim veremedik. Önceki bölümlerin incelemesinde şöyle bir şey demiştik. Gohan'ın mistik formu var falan demiştik. Kale de acaba buna özel, kendine özel bir formu oluşturdu demiştik. Ama bu form fazla güçlü değil çünkü
Cap Badona az çok kafa tuttu. Khalifa zaten Super Saiyan 2 formülü onu durdurdu az çok. Bu demek oluyor ki o formülaşması aşırı böyle bir güçlü bir ki barındırıyor anlamına gelmez. Tabi aşırı ki barındırdığını Khalifa söylemişti. Fakat Vegeta ile Goku'yu ne bileyim diğerlerini görmedi ki bunu söylesin bu ona. Bu kız. Yalan mı? Düşünsenize bir virüsü görse tamam tanrıların kileri istedilmiyor ayrı bir konu da. Goku'yu falan görse, Vegeta'yı görse böyle bakar herhalde yanındaki Kale falan ağlar yani oturup. Frieza'yı falan görse ne bileyim. Böyle bağdaştırmak daha doğru bence. Aşırı güçlü değil yani. Bakmayın onların Super Saiyajin olduğunu. Ben zaten 6. evrenin Saiyajinlerini çok garip buldum. Bölüm çok garip geçti ya. Bu Saiyajin, çocuk Saiyajinler falan çıkması hiç bence bana doğru gelmedi. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum ama bunu şuna da bağdaştırabiliriz. Bakın hep teori teori üst üste bu bölüm komple teori attım. Akira Toriyama bir kişiyle daha çalışıyordu. Mangayı yaparken, bu tanrıları çizerken falan. Yani asistanları falan var. İki kişi falan hazırlıyorlar. Hatta birden fazla kişi de hazırlıyorlar. Naruto'da da Boruto'da da aynı şekilde devam etmişti. Belki de Dragon Ball Super'dan sonra bir Shonen seri daha çıkacak Dragon Ball'un devamı gibi. Zaten hep böyle bu Shonen seriler böyle devam ediyor farkındaysanız. Bir tane ben Shonen seri görmedim doğru düzgün. Bleach'in bile şimdi One Shot mangaları çıkmaya devam edecek birkaç tane daha. Hatta Kitetsu Kubo bunlarla ilgili bir şeyler söylemişti çıkacak. Bakın Bleach devam ediyor. Fairy Tail bir şekilde bitmedi. Bir şekilde devam ettirecekler. Naruto'da Boruto çıktı zaten. One Piece zaten devam ediyor. Bakın biten bir Shonen seri aklıma gelmiyor. Hep böyle bir şeyler. Bir Full Metal Alchemist. Onda da filmler çıkıyor zaten. Bir şekilde devam serisi bir yerden geliyor sanki. Sanki mangaka ölene kadar bir şey çıkaracakmış gibi hissiyatı veriyorlar. Ama tabii böyle bir şey düşünmek de yanlış bence. Fakat yine de Dragon Ball'u belki sonradan bir Shonen seriye daha bağlayabilirler. Yan seri falan ortaya çıkabilir. Neden çıkmasın? Farklı olabilir ama Dragon Ball'un genelde bünyesinde böyle şeyler barındırmıyorlar. Bu konular biraz tartışma konusu. Bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum kardeşlerim. Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bence önemli bir konu bence bu konular. Her neyse. Çok teori yaptım. Gerçekten çok teori yaptım. Kutila'nın dövüşçüsü tam olarak kim olacak merak konusu. Diğer bölümün öngörüsünü yakın zamanda video olarak görebilirsiniz kardeşlerim. Güncele sonunda gelmek harika. Bu yüzden diğer bölümün öngörüsünü ayrıyetten video olarak çekeceğim. Bunun haberini veriyorum. Ve diğer bölümün öngörüsüyle görüşmek üzere. Sizleri seviyorum tayfa. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın.